Çankırı'dan mutlu günler. Bugün 21 Temmuz 2023 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı Belediyesi Sarıbaba Mezarlığı'nın yetersiz kalması sebebiyle yeni mezarlık alanı belirleyerek çalışmalara başlamıştı. Uluyazı Kampüs yolu ile şehir mezarlığı arasındaki 100 bin metrekarelik alanda birinci etap çalışmaları devam ediyor. Toplamda 4500 mezar kapasiteli alanın Çankırı'nın 15 yıllık kabir ihtiyacını karşılaması bekleniyor. İkinci Uluslararası Çankırı Tuz Festivali etkinlikleri arasında yer alan yöresel yemek yarışması için başvurular başladı. Yöresel yemek ve tatlı kategorilerinde birer ürün belirlendi. Yarışmacılar, yöresel yemek kategorisinde tescilli ürünlerimizden Çankırı sarımsaklı et, tatlı grubunda ise Çankırı höşmerim ile hünerlerini sergileyecek. Başvurular belediye hizmet binası 3. katında bulunan Tuzfest İrtibat Bürosu'na yapılacak. Çankırı Belediyesi, Abdülalik Renda Mahallesi Hacettepe Caddesi, Adliye ve Emniyet binaları önünden geçen yolun altyapı ve yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Bölgeye 2300 ton sıcak asfalt atan ekipler kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Esentepe Mahallesi'ne 20 milyonluk yatırım yapan Çankırı Belediyesi, bölgede gasilhane yapımını tamamladı. Çankırı Belediye Gençlik Spor Kulübü güreşçisi Kadir Güleşen, bir kez daha şampiyonluk ipini göğüsledi. Başı 6 boyda yarışan Güleşen, bu yıl 44.sü düzenlenen Ankara Geleneksel Çamlıdere Yağlı Güreş müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Güzel bir hafta sonu dileğiyle esen kalın.